Ya Tamam, Redlim, inanmıyorum ya. tamam Bizim canım. de konuştular, ikna ettiler, zorladılar ya. Biz razı olduk. Niye? Savaş Bey oğlum mutlu olsun diye, Barış Bey oğlum mutlu olsun diye. Anneciğim, ama bak biz yapmadık. Sonuçta çıkacak bu ortaya yani. Ne olur üzme kendini bu kadar. Kadını nasıl üzmüşler. İç şunu bir rahatlarsın. Sonra o savaşların müzesini nefret etti, özlem geldi. Nefret etti. Nefret etti, nefret etti falan filan. İçine oturmuş kadının ya. Hadi üzme kendini. Hadi canım benim. Yapma böyle. Üzme bu kadar kendini. Anneciğim. Milattan önce 1370-1330'a kadar yaşamış bir Mısır kraliçesidir. Firavun Akdeno'nun karısıdır, eşidir. Doktora falan mı götürsek? Vallahi billahi kadın içine otur. Ben... İçine otur. Bence önceki hayatında özlem nefretiydi. Nefretiydi ya. Nefretiydi. Aa, Sude, bunları internetten falan. Allah aşkına nefret et ne ya? Yavrum ya, iyi değil. Üzerine bir kurban oldum ya. Bize hırsız dediler ya. Paralarımızı çaldınız dediler bana. Ne? Hırsızsınız demiş kadına ya. Paraları bulamayınca Barış Bey. Paraları bulamayınca mı? O nefreti dedi ya, nefreti. Öyle dedi ben Nermin Hanımcığım ya. Ah bu nefreti, ah bu nefreti. Seni çaldığı yüzü de. Bilseydim, verin. Tövbe estağfurullah ya. Allah. Lan sürekli meşgulatı ya. La insan bir açar da bir ne var der be. Vallahi canım çekildi ha. Kim bilir tansiyonum ne oldu. Hadi bakalım. Al, tansiyon bile yok. Tik bile etmiyor. Allah Allah. Ha, düğmeye mi basmadık ya da? Ne oluyor lan bu? Oo, dayı sen bayağı kendi kendine konuşmaya başladın ha. Niye konuşurum tabii. Bu keçi ablan yüzünden. Yine günah keçisi Özlem. Bunu biz eve moral olsun diye çağırdık. Aha, oldu. Hepimize moral oldu çok şükür. Yok, bu böyle olmayacak Barış'cığım. Biz gideceğiz Sultan Hanım'dan ve bütün ailesinden özür dileyeceğiz. Gerekirse çikolatamızı alacak, efendim çiçeğimizi götüreceğiz. Ya nerede görülmüş böyle şey? Yanımıza çalışan hizmetlilerin ayağına mı gideceğiz? Evet efendim, gerekirse ayaklarına kapanır. Sen de geleceksin. O hayatta gelmem ben. Aa, geleceksin diyorsam geleceksin ya. Ben bu ailenin büyüğüm. Tamam, lafımın üstüne bir de etme artık ya. Aa. Saçmalık. Sultanım. Ah Redliğim bak. Ne aldım bak. Kahve aldım ya. Şimdi böyle bol köpüklü bir kahve yaparım. Kız kıza kahve sefası yaparız. Sen ne dersin canım? Ya Redliğim. Hala inanamıyorum ki. Hala inanamıyorum. Sultanım. Yapmayın artık böyle. Sizin moraliniz yerine gelsin diye sakine gitmiş, size kahve dağılmış. Ya. Yapmayın. Aman kız. Bugünlerde görecek miydim ben? Ağlamayı hobi edinmiş ahiretliyim. Beni teselli edecekti kız. Bak bak. Göstereceğim sana gününü ha. Hadi ben gideyim bir bol köpüklü kahve yapayım. Kız nasıl kıydın parayı sen? Sultan. Barış. Ha. Barış. Efendim. Gelir misin buraya? Geldim. Dayı. Dayı kalk. Dayı uyan uyan. Bu film o film değil. Eyvah. Dayı kalk. Barış Bey. Barış Bey, bir saniye, sandığınız gibi değil. Her şeyi açıklayabilirim. Şey oldu da, dayı
Dayı, sen de... Pavyona gittik işte ya. Akşam şey, Ali Rıza Bey'i bırakmam gerekti de eve. O arabayı hazırla, çıkıyoruz hadi. Dayı, mahvettin beni ya. Lan bir şey yok ya. Barış Bey, vallahi benim bir şeyim yok yani. Şu ağzını yüzünü sil bir. Hoş geldiniz. Günaydın. Alexander kızım, nasılsın? İyiyiz, nasılsın? İyiyiz kızım, iyiyiz. Ne haber? Nasılsınız? Ne haber kızım? Ne var ne yok? Biliyor musunuz? Ali Rıza Bey, Tuğra pavyon gitmişler. Ne? Evet. Pavyona mı gitmiş? Hı. Allah, şu erkekte ne biçim yaratıklar ya. Koskoca adam pavyonda ne iş var? Bir de evli barlı, çocuğu da kandırıyor. Burada mı? Evet, evet, bu tarafta. Barış Bey oğlum. Günaydın Sultan ablacığım. Ben dışarıdayım. Tamam, hemen geldim. Oğlum sen nasıl pavyona gidersin ya? Evli barlı adamsın. Utanmadın mı sen? Abla, vallahi sandığın gibi değil. Ben sana anlatacağım, şey yapmışım. Niye anlatacaksın? Bir git ya. Vallahi kınıyorum seni. Hiç senden olmazdı böyle şeyleri. Ya abla yapma, biz öyle insanlar mıyız? Ben boşuna demiyorum üç beyaz bıraktım diye. Un şeker erkek. Sultan Hanım ya. Bu buğday teni de beyaza gireyim. Ali Rıza Bey, buğday teni de beyazlar skalasında. Erkekler değil mi ya? Hepsinin topuna kibrit suyu. Demezsiniz ki, ay evde güzel eşim var. Ne güzel benim için yemek yapıyor, pişiriyor. Benimle güzel muhabbet ediyor. Demezsiniz. Gidin macerayı dışarıda arayın. Ay, Nuh be sana diyorum oğlum. Anlatacağım, anlatacağım. Şuna da uyuyorsun. Kocaman adamı değil biz. Alessandro. La bir soda ver bana ya. Alexandra. Estağfurullah ya. La Sultan Hanımcığım. La Sultan Hanımcığım ya. Ta gözünü seveyim, vallahi kafamda dekoron ediyorlar. Sen de çat 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 çat. Bir gözünü seveyim, bir dur. O ne? O nedir be? Ruhsatımı çakıyorum. La ruhsatına dediğim yok ya. La bunu eğri büğrü sakmışsın. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. La bu patateslerin hali ne la? Ana buna bak la buna. La sen bunları baltayla mı kesiyorsun yani? Aa, salatalıklara bak. Vallahi dayanamıyorum ya. La benim tansiyonum hoplayacak. Sen bana bir soda ver Sultan Hanımcığım, gözünü seveyim. Oh, vallahi bittim ben ya. Ya abi olsunlara bak ya. La bugün ters düzgünü müdür nedir anlamadım ki ya. Her şey bir tersine döndü gitti ya. Vallahi üst üste geldi. Destur bismillah, bu nedir ya? La ana, la şunlara bak, gözümün önüne koyuyor bir de ya. La mahsus muydusun anlamadım ki ya. La yapma ya, yapma gözünü sevdiğimi. Hay Allah ya, ben tansiyonu aletimi. Alo Ali Rıza Bey. Nasılsınız? İyiyim Sultan Hanımcığım ya. Siz de iyisiniz inşallah. He? Ya ben şey için aradım sizi. Bu bir emanetiniz kalmış bizde de. He, onu ben diyorum ki hani hem size versem hem bir yerde otursak da böyle bir şeyler içsek, laflasak. He? Tabii canım. Neden olmasın? Buluşabiliriz. Evet tamam. Ha, canım benim oldu işte. Benim güzeller güzeli anneme bir bakar mısınız ya? Ya yakıyorsun kızım, bu nedir ya?
Ama bak insan saçını başını bir yaptırdı mı, bir kendine baktın bir değişik oluyor. Ali Rıza Bey seni tanımazsa kızma ha adama. Bir git kız, bir git. Ne Ali Rıza'sı ya? Hay yemin ediyorum adın gibi sultan oldun şu anda. Zaten sultan hanımdın, şu anda hanım sultan oldun. Bir kerecik öpeceğim. Oh, bozmayalım şurayı. Ha. Ne oldu be? Aa. Emine, ya ben sana bir şey soracağım şimdi. Ha. Sence Ali Rıza Bey beni niye eve değil de kafeye çağırıyor? Vallahi bilemeyeceğim o kadarını. Böyle birazcık sanki böyle bir flört havaları mı seziyorum buralarda birazcık? Lan git kız. Şey sence bir çıkma teklifi mi bu acaba? O kadarını bilemeyeceğim ya. Benim anneme bir bakar mısınız ya? Benim annem çıkma tekliflerimi alıyor. Vallahi kıskanıyorum ha. Beni kimse kafeye mafeye davet etmiyor. Bu yaşımda ben ne oldu sen? Vallahi billahi bir flört bulutu şeklinde geliyor mu Ali Rıza Bey acaba hayatımıza? Değil mi? Acaba ne olacak anne? Adamla zaten her gün aynı evde 40 saatlik geç. Ne var? Aynı evdesiniz. Kafede buluşsanız ne olacak? Ne fark eder? Hı? Aman iyi ki bir yeni kuşakla dertleştik ha. Vallahi aşkım yapacak bir şey yok. Kuşak farkı. Öyle. Ama sen kara kuşağı kaptın kız. Aferin sana. Hadi dikkat et. Haber ver bana. Lan git hadi be. Sen bir git hadi görüşürüz. Haber ver. Dikkat et. Galiba dur. Sultan Hanım'cığım ya. Ne kadar güzel olmuşsunuz vallahi böyle. Liv Taylor gibi olmuşsunuz. Buyurun lütfen. Vallahi Sultan Hanım'cığım söylemeyeyim dedim ama sultanım. Affedersiniz ya gene sultanım dedim. Vallahi sizi görünce dilim tekerleniyor. Yani siz gittikten sonra bizim ev çok işsiz oldu ya. Şimdi siz evde olunca hem ev hem de ben biraz kalabalık oluyorduk. Siz evde konuşunca sanki bülbüller şakıydı, bana öyle gibi geliyordu. Hay Allah ya ben... Gevezelik ettim da bir şey içer misiniz diye sormayı unuttum. La garson oğlum gel sana. Buyurun efendim. Evladım bir Türk kahvesi rica edeceğim. Nasıl arzu edersiniz? Bana da. Orta şekerli olsun. Tabii efendim. Adeta. Anlamadım Ali Rıza abi. Adeta ama. Çok özür dileyerek anlatıyorum. Ben gençken bir kıza çok sevdalandım. Ama öyle az buz değil. Deli divane oldum. Sonra ne yaptım? Onu bir yere çay içmeye davet ettim. O da kabul etti. Ama ben dedim ya size hani... Ben ailemden para almıyordum. Kendim çalışıp kazanıyordum. İnat etmiştim. Cebimde de 2-3 bardak çay içecek kadar para var. Daha fazlası yok. Neyse, kızla bir yere gittik fakat o beni böyle çok gösterişli, güzel bir kafeye soktu. Bir şey de diyemedim. Oturduk. Garson geldi. Garsona şey dedi. Bana bir sakızlı muhallebi, bir de orta şekerli kahve. Ama adeta dedi. Ben tabii onun ne olduğunu anlamadım. Ben garsonun peşine koşturdum bir şekilde. Dedim ki kardeşim benim param yok ya. Ben sonra getiririm olmaz mı dedim. O da olmaz dedi. Sonra o öyle deyince
masaya döndüm. Kıza dedim ki adeta yokmuş. Kalkalım mı dedim. O da beni ikilemedi. Sağ ol evladım. Ali Rıza Bey, ben hala anlamadım adetayı. Ya şimdi bu kız o kafenin müdavimiymiş. Sürekli oraya gidermiş. Orada adetleriymiş. Orta şekerli kahve isteyince adeta derlermiş. Şimdi siz de orta şekerli kahve isteyince ben onu hatırladım. Devamı nasıl gidiyor merak ettim vallahi. Daha sonra öğrendim. Kız benim param olmadığımı anlamış. Ama beni yüzlemedi hiç. Ben ne anlatacaktım, ne anlatıyorum size ya. Ben şeyi getirdim, şu catering ruhsatını hem onu vereyim hem de gül yüzünüzü göreyim dedim. Teşekkür ederim. He, bu Zeynep'le Barış'ın işi ne olacak ya? Ali Rıza Bey, Zeynep'in kafası biraz karışık. Ona biraz zaman vermek lazım. Üstüne de gitmememiz lazım diye düşünüyorum ben. Özlem kızım da rahatlamıştır inşallah. Ya Özlem aslında kötü bir çocuk değil de işte bu anacığı öldükten sonra çocuklara kol kanat germek için onlara alanık ediyor. Öyle siz onu aldırmayın yani. Ben istiyorum ki yine evde muhabbet olsun. Siz bütün patatesleri, havuçları eğri büğrü doğrayın. Tansiyonum yükselse de fark etmez ya. Ali Rıza Beyciğim, iyisiniz değil mi? İyiyim ya. Bir şey yok çok şükür ya. Ya Sultan Hanım'cığım ne diyeceğim bak ya. La bu Özlem aslında iyi çocuktur ha. İşte karakteri öyle onun da. Siz onun dediklerini aldırmayın he mi? Yok canım. Niye aldırayım canım? Hiç merak etmeyin siz. Onlar daha genç. Hayat öğrenecekler daha. Aslında bu çocukların hayatta bizden beklediği tek şey sevgi. He. Daha hangimiz gördük anamızdan, babamızdan, sevdiğimizden sevgiyi? He? İşte aslında başlarına bir okşasan var ya, hepsi kedi yavrusu gibi oluyorlar. Ama işte o okşayana kadar bir ısırma huyları var. Ay ilahi ya Rıza Bey ya. Ya bak ne diyeceğim sana. Ben bu çocuklar büyüyene kadar öyle bunlara hem analık hem babalık ettim. Başlarında durdum. Ama hayat bu işte. Zaman akıp geçiyor. Onlar da büyüyorlar. Öyle. Kendi kararlarını kendileri veriyorlar. Artık diyecek bir şey yok. Koca koca insan oldular ya. Ah inşallah hayatlarında evlatlarımızın karşısına merhametli, vicdanlı, iyi insanlar çıkarsın ya Rabbim. Aha Zeynep'im. Dünya güzelim. Ne babadan yüzü güldü ne de kocadan. La bakarsınız belki dünür oluruz da iyilerle karşılaşırlar. He. İlahi Ali Rıza Bey ya. Onlar mutlu olsun, anlaşsınlar da gerisi kolay. Üstümüze düşen görevi yaparız. Merak etmeyin siz. Sultan Hanım. İki insan birbirini sevdiği zaman önünde hiçbir şey duramaz. Bak bu tip de var he. Ama. Kimyaymış. Aşk, sevdalık. La ben Barış oğlumu biliyorum ya. Aslında o şimdi içinde fırtınalar kopay. Dalgalar aşağı. Ama işte açık edemiyorlar. La bizim zamanımızda öyle miydi ya? Biz fırtına deresinin kenarında Karadeniz'in dalgasına karşı haykırırdık sevdamızı, aşkımızı. Türkülerle söylerdik. La bunların cesaretleri yok ya. Bir şey diyemiyorlar. Kendilerini boyuna tutuyorlar. Öyle olunca da gençlik böyle işte. Gençlikleri ellerinde kül olup gidiyor. Aman Ali Rıza Beyciğim. Gençliğimi bir daha geri verseler. Tek aklımda güzel şey olarak kalan kızım olur, Eminem olur. Gerisi yansın gitsin.
Biz kimsesizdik, yalnızdık. Kimse bizi dinlemiyordu, anlamıyordu, bilmiyordu bizimle ilgili bir şey. Ama biz evlatlarımızın yanındayız. Bir de olmak da zorundayız. Yavrularımız ne yaparsa yapsın, yanlarında durmak zorundayız Ali Rıza Bey. Bravo. Öyle tabii sultanımız. Öyle tabii. Çay daha demliyor muydu mi? Benim hanımcığım. Şöyle sizin Avangard televizyondan bir eski film açsak da Türk filmi izlesek şöyle keyfinde. Ya biz Türk filmi olmuşuz Sultan. Al bizi izle işte. Yani hayırdır Sultan Hanım? Eski günlere özlem mi duyuyorsunuz? Nostalji falan mı yapmak istediniz? Ah Nermin hanımcığım. O Eda mı kaldı bende? Aa eskilerden kim kaldı Sultan? Ha? Estağfurullah. Vallahi sakine doğru söylüyor Sultan Hanımcığım. Erkekler etrafınızda fırdanıyor. Vallahi Ali Rıza Bey de yani pek görmüş, geçirmiş bir insan değil mi? Vallahi ben çok beğeniyorum. Bir git Ahreddin ya, bir git. Ya ne biçim konuşuyorsunuz Nermin Hanımcığım ya? Vallahi kalbime kırıyorsunuz ha. Aa, topuna kibrit suyu. Ben istemiyorum hiç kimseyi. Ya niye öyle diyorsunuz? Aşkın yaşı mı olur Sultan Hanımcığım? Nermin Hanımcığım. Ben 50 yaşındayım. Koskoca kadınım 50 yaşındayım ben. Ay ne olmuş ya? Ya Sultancığım ne var yani? Size şöyle allı şallı bir düğün yapsak ha ne güzel olur değil mi? Ya ahrettim kurban oldum yapma ya. Tamam tamam vallahi affedersin özür dilerim. Aa vallahi ahrettim diye diye çok yakında ahirette buluşacağız seninle ha. Tamam tamam sus. Ay vallahi kızlar şaka maka. İnsanın beğenilmesi ne kadar güzel bir duygu değil mi? Gençliğinizi hatırlıyor musunuz? Ay Nermin Hanımcığım hiç unutmadım ki. Gerçekten. Bir görseydiniz ya saçlarım buraya kadar. Bir yürüdüm mahallede şöyle. Şaka. Vallahi herkes buna bakardı. Vallahi öyleydi. Ama ben de pek bir güzeldim değil mi? Ha? Ay Ahreddin çok güzeldi. Filiz Akın gibi. Ne çok isteyen vardı beni ya. Ben de kala kala kimlere kaldım. Gördünüz işte. Keşke biraz daha mı seçici davransaydın Sakine? Ay keşke siz de mi daha seçici olsaydınız Nermin Hanım? Bak ya. Hadi gelin. Hadi izleyelim şu filmi. Geliyoruz Nermin Hanımcığım. Ya şu mısırlarımız bir patlasın da. Eski hem de. Edison'lu mu kız? Kadir İnanır. Bayılırım kız Kadir İnanır'a. Vallahi bayılırım ha. Bak Ahreddin nasıl güzel yaptın. Bak çok güzel yaptın vallahi. Hadi kızlar. Hadi. Sakın bir şey dokunmayın. Sakın çayma getirmeyin. Ahreddin geliyor musun?
Ya Teresa'da falan açıldı. Yokmuş. Çarları ben götüreceğim, ben götüreceğim dedi. Hayır ben, kraliçeyim. Açacağım. Bir tane çay dolduruyorum. Tamam, ben onu şey yapayım. Hayır, ya. Hayır, sakın, sakın. Sen elini kızım, hadi siz gidin yatın, biz toplarız, hadi gidin. Niye bağırıyorsunuz? Bir dur lan. Hayır, ben ellerimi bulayım. Dur. Ya kızım, ne diyor? Anne, ne oldu? Bir şey mi oldu? Tamam kızım, tamam. Yok bir şey, yok. Tamam, sen uyut. Ya Nevin Hanımcığım, bayılıyorum size ya. Ay, anne diyeyim, yürüz bir çay. Kız seni kimse almaz. Süpürge, şeydi, çaydakilerde süpürge var hayatım, getiririz. Çocuk gibisiniz, bu ne, ne oluyor? Ay şimdi bir de süpürge yapacağım. Aman ne yapacağız, siz dokunmayın, ben süpürüm, kurban olun, ben süpürüm. Yapacağım ya süpürge. İnsana gönül vermem, sen unutursun. Alexander çıkmışsın. Şey, çocuklar yemek yapacağım da unumuz var mı? Var. Kıyma? Şey, çocuklar ne yaptı ya? Ya işte yukarıda bakıyorlar. Evet evet, ona çay götürdüm. İyi iyi. Ya Alexander Bey, çocuklara şöyle güzel bir mantı yapayım diyorum ben. Ya yok canım, önce kahvemizi içelim de ondan sonra mantıyı ederiz, o iş kolay ya. Alexander Beyciğim. Siz bal kaşığıyla mı kahveyi karıştırıyorsunuz? Evet, o bizde adettir, tatlı olsun, ağzımız tatlansın diye öyle. Kahve. Ya ne oldu? Kahveniz taşıyor. Ya anam, la olsun ya, merak etme sen ya. O iş benim işim ya, ben kahve profesörüyüm ya. Öyle sayılırım yani en azından. Şşş. La. Alessandro, sen al kahveni, geç odadan iç bakalım. Elinize sağlık. Afiyet olsun. La bu da bizim hemşire işte ya. Ne alakası var? Ne hemşiresi canım? La işte aynı memleketiyiz, aynı dünyada yaşıyoruz ya. Tabii canım. Bütün dünya bizim işte. Ne olmuş ki sanki? Şu lokumu da alalım da tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Size yardım edeyim. Olur mu öyle şey? Estağfurullah. Ben bunu Fransa'da öğrendim ya. Buyurun efendim. La Paris'te az kahve getirip götürmedim ya. Ya çok kibarsınız ya. Rica ederim ya. Canım, ikinci... Allah size de zahmet oldu. Rica ederim, ne demek ya. Ama. Buyurun efendim. Çok teşekkürler. Suda lokumumuz, suda kahve. Ay vallahi çok güzel yapmışsınız Ali Rıza Beyciğim. Afiyet olsun ya. Ali Rıza kötü kahve yapmış. Ne? Tıpta yok. Bana bak ya, şey, lokumu şey için getirdim, yiyelim, ağzımız tatlansın, he? Aman Ali Rıza Bey. Ağzımızın tatlanacak hali mi kalmış? Kimseye çaktırmak istemiyorum ama vallahi içim kanı alıyor. Ben hal öksüzün tek, nereye gider, ne yapar? Neden el kadar bebeği bırakıp gider? Vallahi inşallah bulunur Sultan Hanımcığım da. Tabii bir o kadıncağıza da sormak lazım. Niye böyle bir şey yaptı ya? Doğru. Bir dinlemek lazım. Ali Rıza Bey, benim kafam almıyor. Bir insan yavrusunu bırakıp nasıl gidebilir ya? Ben de çok eziyet gördüm ama bir gün bile evini bırakıp gitmek aklımdan geçmedi. Bazen empati kurmak istiyorum. Yargılamak istemiyorum. Ahrettim de. Zeynep'i bırakıp gitmiş işte. İnsan çaresiz kalınca demek böyle şeyler yapıyor. Hayat böyle bir şey. Da hangimiz yaşamadık bunları? Bazen çaresiz kaldık. Bazen çok mutlu olduk. Ama şimdi sana bakıyorum. Yani kızın için, evladın için, kendin için. Yakın sevdiklerin için hayata tutunmuşsun, asılıysın. Vallahi... Ben size hayranım Sultan Hanımcığım. Ne diyeyim? Aman Ali Rıza Bey, ne hayranına canım. İnsan evladını aşk yaşıyor, tutku yaşıyor işte. Ya. Aşk dediğin nedir ki? Bazen evladına da duyarsın aşkı. Bazen anacığına, babacığına. Öyle bir an gelir ki hiç tanımadı. İlk defa gördüğüm birine
asık olursun. İçinde bir ateş yanar, çok seversin. Birlikte bir ömür boyu yol yürüyelim dersin. Sevgisi kalbinde büyür, yaşarır. Siz benim için tıpkı bir aşk mabudesi. Ben, çok affedersiniz ya. Bu şey Hülya Kotsit'in bir filmi vardı ya. Aşk Mabudi. Ben onu diyecektim. İçimden geçirecektim ama lapadanak söyledim ya. Kusura bakmayın. Hani ben böyle bir anlatacak yüksek sesle o kadar çok şeyim var ki. Affedersiniz ben. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Allah Allah Allah, ben ne yaptım ya, nasıl bir pot kırdım böyle, ben bilemedim ki ya. La ben bu kadına neler diyecektim, ne dedim ya. Of. Ya Allah ya. Aler ulan ne yaptın sen ya? Hayır olsun. Hoppa. Nasıl olayım, yapabilir miyim? Aman Liza Beyciğim ya, alt tarafı bir hamur açıyorsunuz canım. Çocuk işi. Ne olacak şey mi ya? Ben bunu İtalya'da pizza açarken öğrendim ya. Her adamın yapacağı iş değil bu. Aman Liza Beyciğim, biz hiç alışkın değiliz erkeklerimize yardım etsin. Her şeyi biz kendi başımıza yaptık vallahi. Niye? Beyefendi size hiç yardım etmez miydi rahmetli? Yardımcı mı? Hep zararı vardı. Vallahi çocuğumu da kendim büyüttüm. Bakkalını da kendim açtım. Şimdiki gençler Ali Rıza abi hiç zorluğa gelemiyorlar canım. Hemen böyle bir sorun yaşasınlar, ipin ucunu kaçırıyorlar hemen. La Sultan Hanımcığım, zaman değişiyor ya. Artık yeni nesil başka türlü bakıyor hayata. Öyle yaşıyorlar. Ama ben iyi ki bu hayatımda sizi tanımış. Aman Ali Rıza abiciğim, estağfurullah, ne demek canım? Öyle demeyin ya. Az şey yaşamamışsınız ama kimseye... Etrafınıza hiç hissettirmemişsiniz. Elinizi nereye attıysanız bir hayat vermişsiniz sultanım. Hocam abartıyorsunuz sizi canım, öyle bir şey olur mu? Ben diyorum ki ya, siz hep bu evde yaşasanız, sürekli kahkaha atsanız, insanın ömrüne ömür katarsınız. Benim cesaretimi mazur görün ama size bir şey demek istiyorum. Mantının suyunu koyayım ben. Sultan Hanımcığım. Siz bu hayatta çok şey çekmişsiniz. Ben de. Ben diyorum ki, ömrümüzün bundan sonra kalanını birlikte beraber omuz omuza yürürsek. Ne dersiniz? Ali Rıza Bey, benim kendi boyumda kızım var, ne diyeceğim şu an bilemedim. Ben biliyorum. Sizin bir evladınız var. Ve benim de gördüğünüz iki tane usağım var. Yarın bir gün Emine kızım evlenip gidecek. Barış işte. Eli kulağında.
Yarın bir gün savaşta evlenince ikimiz de bu hayatta bas basa ama yalnız kalacağız. Yani doğru söylüyorsunuz da. Eğer... Tabii eğer derseniz ki ben sevmediğim bir insanla birlikte yapamam. Yok canım, evliliklerimiz sevgili olmadı. Yani size hitaben söylemedim ben hani. Peki o zaman ne dersin Sultan Hanım? Bu deli inatçı Karadeniz uşağıyla evlenmeye var mısın? Halil Rıza Bey, şimdiye kadar kimse bana ne istediğimi sormadı. Şimdi size nasıl cevap verilir, ne denir onu da bilemedim şu an. Sultan Hanım, bak şimdi önümüzde bir ikinci bahar var. Ben diyorum ki oraya birlikte gidelim. Oradaki çiçekleri beraber koklayalım. Ömrümüze ömür katalım. Ne dersin? Ettim ya. Bak sen açtın, fincan da döktüm ya. Bırak gençleri ya. Aa. Günaydın. Günaydın, sakin ol. Hayırdır? Nermin Hanım, Zeynep sizi aradı mı? Ha, böyle bir sesi soluğu kesildi. Hayır, aramadı. İşte Düzce'ye gittiler ya Beneli aramaya. Bir arasak mı acaba? Bakalım ne zaman geleceklermiş. Niye arıyoruz Sakineciğim? Ne gerek var çocukları rahatsız edeceğiz boş boşuna? Ya ne demek rahatsız etmek Nermin Hanım? Zaten fazla fazla kaldılar. Hem böyle gece gece oralarda kalmak falan ne demek oluyor bütün bunlar? Hay Allah'ım ya. Hem canım bunların işi gücü yok mu? Var. Gelsinler işlerinin başında dursunlar değil mi? Ya ahrettim kurban olurum ben sana ya. Bırak şu iplerini. Kendim de çocukları rahat bırak ya. Gençleri istediği gibi keyifli eğlenip gezip tozsunlar. Kurban olduğum ya. Değil mi Nermin Hanımcığım? İşte kime söylüyorsun? Ay. Ay vallahi. Of tamam dur, sıktım vallahi. Ay kemiklerimi kırdın ya. Hadi gelin şöyle bize kahvaltı yapalım. Hadi. Ay. Of. Kız Emine. Ne böyle soğukta oturuyorsun ya? Al şuna bakayım şöyle. Ya istemiyorum. Çok iyiyim ben. Giymişim kalın kalın üstümü. Sen al. Aman. Bilmiş. Bak hasta olursan karışma bana. Olursam sen bakarsın artık. Bilmiş. Oh. Ne pıtı pıtı? Neye bakıyorsun? Kızım bakmaktan mı yasak? Öyle bakıyorum işte. Ha. Anladım. Bir şeylik var sende. Ne oluyor? Hayırdır? Kaç gündür şeysin böyle bir yerinde duramıyorsun. Gülmeler etmeler falan. Şimdi böyle bakmalar. Bir gariplik var ha. Derdin mi var senin? Yok kızım. Neyim olacak ya? Ha bir derdin var ya da bana bir şey söyleyeceksin. Onu bekliyorsun gibi sanki. Yok kurban oldum. Ne derdim olacak ya? Gayet iyiyim hiç. İyiyim. Sağ ol. Bana bak, senin bir derdin var.
Bak gözünden anlıyorum, böyle bakışından bile anlıyorum o. Bir şey söyleyeceksin, söyleyemiyorsun sen bana. Anne valla çok ayıp edersin ha. Ben sana her şeyimi söylüyorum, hiçbir şey saklamıyorum. Bak sen de benden saklama, sakın. Tamam mı? Yok kızım, neyi saklayacağım ya? Bir şey olursa söylerim zaten, merak etme sen. Hayır canım, ben peşin peşin söylüyorum, bir şey yok. Soruyorum yani, benden çıksın. Ne soruyor? Hayır, bekar kadınsın da. Bir derdin, bir sıkıntın falan olursa biz yani buradayız ha. Merak etme. Kızdın mı? Ay niye kızdın ya? Ha git. Git. Gel be, aman tamam hadi gel. Oturuyoruz. Anne. Aman. Sakin, ne yapalım bunun yanına? Bir böyle karnıyarık gibi bir şey yapalım. Dolapta kıyma var. E sen yemek yapmak istersin de biz yapma mı deriz Nermin Hanımcığım? Aşk olsun. Yani bu işleri pek yapmıyorum ama bilmediğimden değil yani. Buradaki patlıcanlar da hem değerlenmiş olur. Dur Nermin Hanımcığım dur. Dur yavaş. Yavaş. Yani hep böyle bir yer var böyle bıçak gibi saplanıyor. Sen oraya koy onları. Ha. Yavaş. İlaçlarımı da alıyorum düzenli. Hiç acele etme. Ya ben yavaş gerçekten şöyle. İyi, o tamamdır. Tamam. Sağ ol kuzum benim. Bak ne diyeceğim, sağ ol. Sen şimdi böyle otur. Birlikte yapalım karnıyarığı. Bakalım sen nasıl yapıyorsun yani bu patlıcanı? Nasıl yapıyorum? İşte klasik karnıyarık işte. Tamam da yani işte içine neler koyuyorsun? Hangi baharatları koyuyorsun yani? Onu diyorum. Yani tuz, karabiber, bir tutam kimyon. Yetmez mi? Soğanla sarımsak bunun temelini oluşturur. Ya? Peki. Bak Nermin Hanım, ne anlatacağım sana. Şimdi ben Zeynep'i hamileyim. Ay bir aşermeye başladım ben. Karnıyarık da karnıyarık, karnıyarık. Allah'ım karnıyarık. Ondan... Ay dur canım. Her hikayenin altından kötü bir şey çıkmayacak. Dur. Bak şimdi. Sonra Sultan'ı aradım. Dedim ki Sultan ölüyorum ben, aşeriyorum. Karnıyarık da karnıyarık diye. Sağ olsun bana böyle bir tencere dolusu karnıyarık getirmiş. Ay ben otur. O karnıyarın hepsini ye. Ya hamilelikte bu kadar yemek yenir mi Nermin Hanım? Yenmez mi? Yenmez tabii yenmez. Ondan sonra ben bir ağrı çektim. Ay günlerce kıvrandım, görseydin yani beni. Tabii ben bunların birçoğunu bilmiyorum, duyguların. Sakine, bugüne kadar hep sen bana teşekkür ettin. Benim de sana bir teşekkür borcum var aslında. Gerçekten çok sağ ol. Neyse, belki Zeynep'in bir çocuğu olur, ben de torununa görmüş olurum bazı şeyleri, değil mi? Ya tabii. Daha tatlı diyorlar biliyor musun? Torun çok tatlıymış, öyle diyorlar. Ben bir çorbaya bakacağım.